Mola saati programımız devam ediyor. Değerli izleyiciler, Gaziantep'te lezzet keşfetmeye devam ediyoruz. Şu an Güven Evler Mahallesi'ndeyiz. Sizleri Bilecikli Usta Bekir Usta'nın mekanına giriyoruz. Bekir Usta'nın mekanında öyle lezzetler var ki siz bile inanamayacaksınız. Bakalım bu lezzetler Bilecik patlıcan kebabından başlamak istiyoruz. Hadi bakalım, beni takip edin. Allah'ım, et cennetine düştüm, et cennetine. Değerli izleyiciler, patlıcan kebapları, kıymalar, muhteşem. Mustafa yanaşırmış şuraya, gel burayı çek bakalım. Değerli izleyiciler, Bilecik patlıcan kebapları ocakta tam benim istediğim kıvamda. Hepsi birbirinden farklı, mükemmel, asker gibi dizilmişler. En az ocakta 70-80 şiş var değerli izleyiciler. Muhteşem görünüyor değerli izleyiciler. Şu patlıcan kebabına bakar mısınız? Mükemmel görünüyor. Değerli seyirciler, şu an Bilecik patlıcan kebabının yapıldığı Bekir abimizin mekanındayız. Bekir abimizin ustabaşısı Ahmet abi. Ahmet abi, patlıcan kebabını bana mı götürüyorsun? Evet diyebilirsin. Abi bu ne güzel bir şey. Bu nasıl bir şey ya? Vallahi değerli seyirciler, patlıcan kebabını görüyorsunuz. Mustafa yanaşır mısın? Patlıcan kebapları, ezmeli, kuşbaşılar, hepsi birbirinden farklı, servise hazırlanıyor. Burada, bu şimdi haşhaş kebabı mı yapıyorsun abi? Bu haşhaş kebabı. Haşhaş kebabı. Evet. Patlıcan kebapları da var. Patlıcan değil mi? Kebabı da var. İnsanlar sizi öve öve bitiremiyor. Bu Bilecik patlıcan kebabının özelliği nedir? Patlıcan kebabının özelliği Bilecik'in patlıcanı. Bana Bilecik patlıcanından iki tane verir misiniz? Buna nasıl patlıcan olduğunu gösterelim değil mi abi? Bu gerçek mezradan olduğunu da insanlara belirtmiş olalım. Vallahi değerli izleyiciler, Bilecik patlıcan kebabının bu çiğ hali, patlıcanlar da öksüz doyuran gibi doyurucu değil mi abi? Evet, tabii. Tabii bunun lezzeti de farklı değerli izleyiciler. Bekir abimiz bize hazırlayacak. Değerli izleyiciler, bir taraftan patlıcanlarımız kesiliyor. Bilecik patlıcanları hazırlanıyor. Mustafa yanaşır mısın şuraya? Patlıcanlar kesiliyor. Servis için hazır hale geliyor. Bir taraftan ustalarımız kıymayı hazırlıyor. Tabi bu Bilecik haşhaş kebabı değil mi? Evet, haşhaş kebabı. Bilecik haşhaş kebabı. Yoğun bir tempo, pazar günü değil mi? Evet. Yoğun çalışıyorsunuz. Evet, genelde. Değerli izleyiciler, Mustafa yanaşır mısın şuraya? Burada değerli izleyiciler, patlıcanlar, patlıcan kebapları servis için şu an hazır hale geliyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir şiş var burada. Patlıcanlar art tarafta. Mustafa gel yanaş bakalım Mustafa. Patlıcanlar bu kısımda değerli izleyiciler. Bu kısımda domatesler var. Domatesler servisi için garnitürleri hazır. Tabii buranın biberi de mükemmel. Herhalde özel. Bu da Bilecik biberiymiş. Evet, aynı zamanda bu da Bilecik biberi değerli izleyiciler. Efendim, Bilecik'ten gelen patlıcanlar işte burada böyle poşet poşet, torba torba geliyor değil mi? Çuval çuval geliyor. İtinayla, hepsi aynı. İtinayla, zaten ölçüleri, boyutları hepsi aynı. Mustafa, buraya yanaşırsan buradaki patlıcanları bir gösterelim. Bunlar Bilecik'ten geliyor değil mi? Yani bunlar Bilecik'ten geliyor. Dalından kopmuş öyle gelmiş yani. Dalından yani kopartıyor. Hiçbir katkı maddesi yok. Hormon yok. Doğal değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, patlıcanlarımı aldım. Kendi elimle seçtim patlıcanlarımı. Bekir abi bize hazırlayacak. Nasıl bir lezzet çıkacak? Hadi gidelim. İstedim ki sen olaydın. İstedim ki sen olaydın. Vay 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 vay. Hele ne olur, ne olur, ne olur. Hele ne olur, ne olur, ne olur. Güzel benim olsan ne olur. Kız sen benim olsan ne olur. Bekir Usta, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi ben kendi elimle patlıcanlarımı seçtim. Patlıcan kebabı için yanına getirdim. Ben bundan istiyorum. Tamam. Bunlardan istemiyorum. Gerçi hepsi aynıdır ama ben bundan istiyorum. Tamam, siz de bunu yapalım. Şimdi Bekir Usta, öncelikle patlıcan kebabının özelliği nedir? Yani patlıcanın özelliği nedir daha doğrusu? Buradan başlamak patlıcanın istiyorum. Metin yaklaşırsan. Patlıcanın özelliği Bilecik patlıcan olması lazım. Özellikle. Özellikle Bilecik patlıcan olması lazım.
İşte benim bu özel şişlerimden olması lazım. Özel şiş. Ya bu İlk defa özel, görüyorum. Metin gel şişlere bak Metin. Özel krom şişler bunlar. Özellikle ben bu paslanma olmaz, yanma olmaz, herhangi hiçbir şey olmaz. Tertemiz, pırıl pırıl. He. Hakikaten çok güzel. Bunları biz özel yaptırdık. Şimdi patlıcan kebabı. Normalde patlıcanları biz küçük biliyoruz. Yani Gaziantep'te küçük patlıcan olduğu için Bilecik'in patlıcanı özel değil mi? Çok özel. Organik patlıcan. Ne organik olması, evet. Tohumsuz olması. Tohumsuz olması. Bir de piştikten sonra içinin beyaz kalması. Mesela bu patlıcan, mesela öbür diğer patlıcanları al. Pişir, soyduktan sonra içi siyahlaşır. Ama Bilecik patlıcanında herhangi bir siyahlaşma olmaz. Kendiliğinden açarsınız, çünkü piştikten sonra görürsünüz. Tutup genelde soyulur yani. İçi de beyazdır yani. Şimdi sabırsızla bekliyoruz seni de. Şimdi bu patlıcan kebabını yapıyorsun abi. Bilecik kebabı zaten olmazsa olmazı sizde. Şimdi bunun içine sevgini, aşkını koyuyor musun abi? Şimdi ben sevgimizi, aşkımızı koyuyoruz da. Öncelikle bu elden gelen bir lezzet yani. Yani sen bunu ustalık isteyen bir şey. Her usta farklı farklıdır. Ama senin elin, bu ustanın eli, öbür ustanın eli farklı. Getir şimdi aynı şeyi burada al, başka bir yere götür, belki yapamazsın yani. Yine o lezzet alamazsınız. O Allah'ın bir vergisi. İnsanın kendi eline verdiği bir lezzet yani. Tabii. Şimdi bu serüven kaç yıldır devam ediyor? Bu Bilecik'ten, aslan Bilecik'lisiniz değil mi? Evet, Bilecikliyim. Biz yaklaşık 98'den bu yana bu aynı yerde hemşerilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz yani. Şimdi Bilecik mi güzel, Gaziantep mi güzel abi? Yaşam olarak. Antep daha güzel. Ama Bilecik'in de işte patlıcanı güzel, biberi güzel. Ondan sonra... Sen de güzelleşmiş Bilecik. Antep güzelleşmiş abi ya. Gerçekten patlıcan Antep kebabı lezzetini sunarsan tabii abi. Tabii Antep'ler beğenir yani. Şu güzelliğe bakar mısın? Abi... Biz patlıcan kebabı herhalde, ben tahminim, biz evde yaparken şöyle yapıyoruz. Siz burada maşallah patlıcanlar tam doyurucu gerçekten. Bol olur. Bizde bir porsiyon patlıcan kebabı en az 250 gramdır. Yanında bunun yanında bir şişle kıyması var ya. Yani çoğu bizde müşteriler gelir. Der ki karı koca mesela. Bir tane patlıcan kebabı söylerler. İkisi yerler, bitirirler, giderler yani. Bir porsiyonla yani. O da şeyimiz boldur yani. Bunu iki kişi de yiyebilir aslında. Yani doyurucu aslında. Doyurucu, çok doyurucu. Doyurucu. Evet, evet. Şimdi kasap özel. Bilecik'ten geliyor etler, soframıza evet geliyor. Evet. Şimdi bu etin özelliği zırh kıyması olması. Zırh kıyması olması. Özellikle evet, onu vurguluyorum aynı zamanda. Kuzu kıyması, zırh kıyması. Kuzu kıyması. Şimdi yani emek verilen bir şey. Hmm. O yüzden siz bu kıymayı çekerken emek veriyorsunuz yani. Değil mi? Bunun için emek var. Makinede normalde lezzet olmasa makinede normal çekebilirsiniz. İşte o, ama o lezzeti bulamazsınız. Dünyadan vazgeçtim de loy loy, bir senden vazgeçemedim loy loy. Dünyadan vazgeçtim de loy loy, bir senden vazgeçemedim loy loy. Lalasiye kurban ola loy loy, Lucansiye hayran ola loy loy. İsmim Mehmet Özkan, oğluyum ben de. İşte gördüğünüz üzere kasaya bakıyorum. Hafta sonları genellikle işte yardıma gidiyorum yani. Elinden geldiğince. Nasıl işler, nasıl gördüğün kadarıyla? İşte, şu an biraz düştü yazın, bayağı kalabalıktı. Yani bayağı yoğunlukta uğraştık. Sirkülasyon var zaten, devamlı çalışıyorsun. Fırsat buluşa geliyorum o zaman. Fırsat buluşa buradayım, evet. İyi, ben kasanın başına geldim mi beni görürsün artık. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Rica ederim, sağ olun. Koyun kuzu dana sakın. İnanılmaz müthiş bir tepsi kebabı. Değerli izleyiciler, patlıcan kebabı, kıyma, haşhaş kebabı yok yok soframızda. Bekir ustamız bize mükemmel lezzetler hazırladı. Usta çok güzel lezzetler hazırlamışsın. Orada usta, burada bey mi demem gerekiyor? Yok, fark etmez usta desen. Şimdi Bekir usta, Bekir beyim diyeyim. Bekir usta diyeyim en güzeli. Şimdi Bekir usta, patlıcan öyle soyuluyor ki açar bak, açmaz bak, otomatikman bak, kendilerinden bak gidiyor değerli izleyiciler. Hiç bak, narin narin zahir sayılıp yapıyorsun abi.
Gerçekten mükemmel yapıyor. Evet. Abi gerçekten patlıcan önemliymiş bu. Çok önemli. Mezra patlıcan i̇şte, olması bence çok önemli. Birecik patlıcanın özelliği bu. Mesela hiçbir patlıcan bu kadar ne güzel soyulabilir ne güzel pişer bilir. Bak bir de şeyi göstereceğim size. İçini göstereceğim. Hiçbir patlıcanın içi böyle bu kadar beyaz olmaz. Piştikten sonra siyah olur. Hangisini alırsanız alın. Hangisini? Evet. İzleyiciler patlıcanın içi bembeyaz. Kağıt gibi bak da gel. Kağıt gibi soyulması gerçekten zaten çok güzel, gerçekten evet. Mükemmel. Evet. Abi, tadı daha mükemmel. Onu da ben kontrol edeyim. Olmazsa aynı zamanda. Dur sen benim soyduğumu yersen daha. Onu da alayım ben. Ha bunu alırsan. Şimdi patlıcan kebabının yeme usulü var mı abi? Nasıl yeniyor? Bu ekmek arası mı? Ekmek arası durum yaparsan patlıcan kebabının daha zevki gelir. Önce patlıcanı size ben yatırayım şöyle size bir göstereyim. Bana tarif ederseniz. Patlıcanı yatırdık. Önce ekmeğe yerleştiriyoruz. Sonra şöyle güzel bir etinden alırsa. Güzel bir zık kıyması. Evet. Hazırlanıyor. Ben bak. De var da kuşbaşıran tadına bakayım değerli izleyiciler. Bak tabii biraz daha haşhaş kebabı içine. O haşhaş kebabı da atıyorsunuz. Ya. Şimdi gelelim. Tavuk, kuşbaşı. Yok. Oo. Şimdi biber. Şimdi bu biberler... Birecik değil mi? Yani Birecik'ten gelmesi. Çok lezzetli bir biber. Acı mıdır abi? Acıdır ama insanı hiçbir zaman rahatsız etmez. Yani, tatlı bir acı da var. Tatlı bir acı da var. Yersiniz, yedikten sonra insan şey geçer yalnız. Peki, sizi rahatsız etmez. Abi iştahlı dürüm yapıyorsun. Şu bak. Acayip canım çekti. Peki soğansız olur mu? Olmaz. Soğan da ya. Ya patlıcan. Soğanın içine atılıyor. Ya. Patlıcan şimdi, kebabın özellikle soğansız mümkün değil olmaz. Şimdi bu normal tepsi kebabı değil mi? Yani bu tepsi kebabı mesela diyelim ki zaten, müşteri geldi biz 4 kişilik karışık istiyoruz ya da 4 kişilik karışık tepsi kebabı istiyoruz diyorlar. 5 kişilik, 10 kişilik nasıl siz öyle hazırlıyorsunuz? İsteğe göre hazırlıyorsunuz. Aslında alanınız da bir geniş. Çok bu, geniş. Bu grup toplantı yemekleri falan alıyor musunuz? Biz tabii özellikle düğün yemekleri alıyoruz, taze yemekleri alıyoruz toplu halde. Mesela adam nişan yemekleri olabiliyor yani nişanlı yemekleri olur. Ondan sonra daha ne var? Özel günlerde mesela diyelim ki adamın bir 40-50 kişi misafiri geldi. Mesela, ama özel bir 300'ün üzerinde değil mi burası? 350 kişi. 350 kişilik. 350 kişilik. Kapısı da var aynı zamanda değerli izleyiciler. 350 kişilik yaklaşık 15 senedir Antep'teyiz. 15 senedir de hizmet ediyoruz. Hizmetimiz devam edecek. Yani Antep'te bence sizi Birecik usulü, Birecik'in lezzetlerini sunduğunuzda iddialı olduğunuzu duyduk. Gerçekten Birecik patlıcan kebabı olsun. Gerçi etlerinizin de bence özel olması en büyük özellik diyorum değil mi? Şimdi bak, iddia değil. Çok iddialısın. Niye? Şimdi bazıları diyor ki işte Antep'te bir numarası. Hayır aslında Antep'te değil. Türkiye'de bir numarayız. Şu patlıcan kebabını yapan, bu bölgede yapan Birecik'in haricinde hiç kimse yok yani. Bence ustalık da çok önemli. Çok önemli. Başka şube açmayı düşünüyor musun Bekir abi? İşte Karataş'ta yeni açtık bir şube. Oskar Naka tarafında Sembol Center var. Onun bitişiğinde. Hemen Karataş'ta öyle bir restoran yok. Çok güzel bir restoran açtık. Yani, Allah nasip eyledi. Oraya evet, yeni evet, faaliyete giriyor. Yeni faaliyete giriyor. Evet yeni giriyor. Çok güzel oldu. Karataş'taki oturan izleyicilerimizin gidip tadına bakmalarını yani tavsiye ederim. Uzak olursa oradan gidip yiyebilirler. Doğru. Yine ustalarınızı konuşturacaksınız. Doğru. Şimdi işin en keyifli kısmı değerli izleyiciler biraz lezzetlere bakmak istiyorum Bekir abi bu arada. Sen şu dürümü ye. Dürüm. Dürümü en son yiyeceğim. Onu en sona saklıyorum. En son yiyeceğim. Son olarak Olay TV izleyenlere ne söylemek istersiniz? Neden buraya gelsinler? Neden bu lezzetlerden yesinler? Şimdi hakikaten damak zevkine düşkün insanların gelip Birecik sofrasında patlıcan kebabı nasıl yenir, nasıl olur, nasıl yapılır, nasıl gelir, nasıl lezzet olur gelip görsünler, baksınlar. O yüzden bizde bir defa patlıcan kebabı yiyen insanın bir daha asla bizi unutacağını zannetmiyorum. Unutamaz. O bağımlı oldu. Bir daha gelip illa patlıcan kebabı yiyecektir yani. Ben bekliyorum. İlk bağımlılığı beni yazabilirsin abi. Önce ben bağımlıyım. Değerli izleyiciler gerçekten etin tadına baktım da çok güzel. Çok lezzetli. Valla ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir sofra hazırladığınız için, bizi konuk ettiğiniz için. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Teşekkür Allah ediyoruz. Hayırlı bol müşteri versin. Allah yeni yeriniz de hayırlı olsun şimdiden. Sağ ol. Değerli izleyiciler yolunuz Güven Erdar Mahallesi'ne düşerse veya Karataş'a düşerse mutlaka Bekir Usta'nın yapmış olduğu Birecik lezzetlerini Birecik'e gitmeden Gaziantep'te yiyebilirsiniz. Bize afiyet olsun. Sizleri de Bekir abinin mekanına bekliyoruz.